Benim hikayem, ben sokakta çöp topluyordum, karton topluyordum. Onun akabinde 18 yaşındayken ben kickboks sporuyla tanıştım. Kickboksa tanıştım. Sağ olsun Mustafa Hoca da kickboksu bana sevdirdi. Şu an sadece hani il derecem var, fakat hedeflerim Türkiye, Avrupa bayrağımızı hani dalgalandırmak. Bu tarz hedeflerim var. Bakalım, çalışıyoruz, idmanlarımızı yapıyoruz. Spor sayesinde ben sigarayı, alkolü, hani kötü alışkanlıklarımdan kurtuldum. Hani benim için en önemlisi buydu zaten. Hani en önemli bana kattığı şey de bu oldu. Kötü alışkanlıklar, sigara, alkol, uyuşturucu vesaire. Bunları ben kickboks sporu sayesinde yendim. Hani spor bana ciddi anlamda çok güzel şeyler kattı. Geç başlamış olabilirim, fakat hırs yaptım. Hani sürekli idmanlarımı aksatmadım. Bakalım, gençlere de tavsiye ediyorum kesinlikle, hani bir sporla bir şeyle uğraşsınlar. Kötü alışkanlıklardan kaçınsınlar. Senarist Volkan abi benimle geldi, konuştu, böyle böyle senin hayatını dedi bir filme dökelim, bir şeyler yapalım dedi. Ben de abi dedim olur dedim, hani sıkıntı yok, yaparız bir şeyler, güzel olacaksa, sen de güzel olacağını inanıyorsan yapalım dedik. Bir şeyler de yapmaya çalıştık, bakalım hayırlısı artık. Ne yaptın abi, seni? Ya, ne sana da... Hop! Hop! Merhaba! Ne oldu? Abi ben çıkacağım bu sene ya. Ben de çıkacağım abi. Belki ben kişiyle seni sıkıntım ne kickboksa. 65. 65. Abi ben 62'yim, aynı sıkıntı değiliz sen. Öyle mi? Sen? O zaman biz... Kral, bugün çok yorulduk ama iyi oldu. Konusunu atmamız gerekiyor. Abi kondisyon yerine taktiğe daha önem vermek lazım bence. Bence biraz daha abi kondisyon arttırmamız. Kondisyon bir işe yaramaz ki. Olur olur, neden olmasın, Mustafa Hoca'na ver mi bilgi? Vardır abi illa ki. Milli hoca sonuçta. Abi sen maça çıkacaksın 2 ay sonra. Sen de 3 ay sonra.